Merhaba arkadaşlar. Bu sene çocuklarımız birinci sınıfa başlıyor. Pandemiden dolayı derslerin çoğu uzaktan eğitimle yapılacak. Bu süreçte evde sizlere çok iş düşüyor arkadaşlar. Çocuğunuzun bir nevi öğretmeni olacaksınız. Bu sene hayat bilgisi dersinde hangi konuları görecekler, neler öğrenecekler? Bu videomda sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı birinci sınıflar müfredatında çocuklarımıza verilmesi gereken hayat bilgisi konuları burada görüldüğü üzere belirlenmiştir arkadaşlar. Ben de bunları detaylı bir şekilde size anlatacağım. Evet, başlayalım hemen. İlk konu başlığımız okulumuzda hayat. Neymiş? Sınıf içi tanışma etkinliğine katılır. Evet, buradaki önemli arkadaşlar zaten İlk birinci sınıflar başlayacağı için kademeli başlayacak. İlk hafta bir gün, ikinci ve üçüncü hafta ikişer gün gidecekler. İşte o ilk günkü etkinlik çocuğunuzun sınıf içi tanışma etkinliğidir. Yani kendini tanıtacak, öğretmenleri ve arkadaşlar tanışması. Bu önemlidir arkadaşlar. Heyecan olmadan çocuğunuza söylersiniz. Bak, o gün kendini rahatça ifade et. Öğretmenine kendini tanıt. İşte adım şu, biz şu kardeşiz. Ne bileyim, annemle babamla yaşıyorum şu şekilde gibi. Sonra arkadaşlarla tanışıp onlarla iyi irtibat kurması önemli. Yani ilk gün intiba, bıraktığı intiba veya aldığı intiba çok önemlidir çocuğunuz için. Kendisiyle akranları arasında benzer ve farklı yönleri ayırt eder. Yani tabi artık yavaş yavaş çocuğunuz ilerledikçe farklılıkları veya benzer noktaları ayırt etmeye başlayacak arkadaşlar zaten o. Yani bakacak, ha benim bu arkadaşımla ben daha çok benzeşiyorum, bu biraz daha benden farklı duruyor gibi size zaten gelip söyleyecek onları. Okula geliş ve okuldan gidişlerde güvenlik kurallarına uyar. Bunları özellikle tekrar edin, durun çocuklarınıza. İşte bak, servisle geliyorsa serviste şunlara dikkat etmelisin. Yürüyerek gidiyorsa yaya kaldırımları kullanacaksın. Kesinlikle yola çıkma. Aman dikkat et, ışıklarda falan, kırmızı ışıklara iyice bir bak şeklinde uyarılarınızı sürekli yapın arkadaşlar. Bir sefer yaptım, benim çocuğum halleder demeyin. Unutabilir. Karşıya geçerken bekleyecek, yolun iyice boş olduğunu görmesi lazım. İşte ışıklara bakacak, yaya geçitlerini kullanacak. Bunlara lütfen tekrar ederek söyleyin arkadaşlar. Yine sınıfın okul içindeki yerini bulur. Evet. Yine şimdi yeni başladıkları için hakikaten de sınıfın, okulun neresinde olduklarını unutabiliyorlar. Tabii bu süreç biraz zaman alacak. O yüzden onu belirlemek için işte nereye çıktın? İşte birinci kattayım. Nereye döndüm? İşte sağda. Sağın en sondaki birinci değil ikinci sınıf gibi sınıfın okul içindeki yerini buldurmaya çalışın arkadaşlar. Yani onu konuşturun neresi olduğunu. Sınıf içerisinde bulunan ders, araç ve gereçleriyle şeref köşesini tanır. Tabii artık şu anki hayat bilgisinde sınıfı tanıtılmaya çalışıyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu süreç okulda öğretmenimizden de yardım alacağız ama siz de evde ailesi olarak destek sağlayarak bunları kavrattırmaya çalışacaksınız arkadaşlar. Yardımcı olacaksınız. Sınıf içerisinde bulunan ders, araç ve gereçleriyle şeref köşesini tanır. İşte sınıfında neler var, hangi araç gereçler var gibi sorular sorarak sınıfının tanıttırmaya çalışın arkadaşlar. Bayrak töreninde nasıl davranması gerektiği kavrar. Evet, bakın, bu bayrak töreninde hakikaten İstiklal Marşı okunurken saygıda kusur edilmeden dikkatli bir şekilde hazır olda durması gerektiği, konuşmaması gerektiğini, bunları lütfen vurgulayın arkadaşlar. Bakın, bu çok önemli. Yani şu an bu videoyu dinleyen anne babalar, çocukluk zamanlarımızı, biz de öğrencilik zamanlarımızı hatırlayın arkadaşlar. İstiklal Marşı okunduğu zaman ne derlerdi? İşte arı bile soksa kıpırdamayacaksın derlerdi. Biz öyle öğrendik yani saygıyı. Hazır oldaydık. Ama şimdi görüyoruz yeni nesilde İstiklal Marşı okunurken gülmeler, konuşmalar veya rahat durmuyorlar. Lütfen bunlar işte ilkokul 1'de kazanılıyor. Çocuklarınıza bayrak töreninde, İstiklal Marşı'nda hakikaten hazır olda duracaklar, kıpırdamayacaklar, konuşmayacaklar, gülmeyecekler. Bunları ısrarla vurgulayalım arkadaşlar. Okulun bölümlerini tanır.
Tabii bu öğretmen tarafından okulun içinde ne var? İşte burası lavabolar, tuvaletler, burası öğretmenler odası, işte burası spor salonu şeklinde tanıtılması gerekiyor. Tuvalet kullanma ve temizlik alışkanlığı geliştirilir. Evet. Ya şöyle söyleyeyim, hani biraz şey konular, özel konular ama inanın bazen bazı çocuklarımızda tuvalet alışkanlığının olmadığını görüyoruz veya duyuyoruz arkadaşlar. Lütfen tuvalete girdiğiniz zaman temizlik yapması gerektiğini, sonra bir tas su döküp en azından tuvaletinin akıp gitmesini, ne bileyim bunları böyle suyu çok sık kullanması gerektiğini, tuvaletten çıktıktan sonra ellerini sabunlaması gerektiğini, lütfen bunları evde vurgulayın durun arkadaşlar. Bazımız için birazcık komik gelebilir veya mahrem konular gibi gözükebilir ama bunlar çok önemlidir arkadaşlar. Yani öyle giriyoruz ki tuvalet çok, yani karşılaştığımız zamanlar oldu arkadaşlar. Yani adam tuvaletin deliğini değil dışına yapıyor. Yani ya bilmiyor ya öyle artık. Lütfen bunları öğretelim arkadaşlar. Okul çalışanlarını tanır. Tabii burada yine öğretmeni yapacak bunları. İşte okul müdürü, müdür yardımcıları bunlar. Öğretmenler bunlar. Okuldaki hizmetler bunlar diye tanıtması gerekiyor arkadaşlar. Gene ihtiyaç duyduğu durumlarda okul çalışanlarından yardım alır. Yine böyle bir durumda diyelim ki herhangi bir ihtiyacı varsa hemen sınıfla ilgili veya işte bu hizmetliğe gidebilirsin, nöbetçi öğretmene gidebilirsin diye bu bilgilerin de verilmesi gerekiyor. Sınıf içi kuralları belirleme sürecine katılır. Gene sınıf öğretmeniyle beraber sınıf içi kuralları neler? Onlar belirlenecek. Okul kurallarına uyacak. Yine okulda uyması gereken kurallar. İşte merdivenden iniş çıkarken kurallara uyacak. Pencereden aşağı sarkmayacak. Kablo prizlere dokunmayacak gibi. Okulun eşyalarına zarar vermeyecek. Okula zamanında gelip gidecek. Maskesini takacak. Sosyal mesafeye dikkat edecek arkadaşlar. Bunları da çocuklarımıza söyleyelim. Okulda iletişim kurarken nezaket kurallarına uyar. Ya buradaki işte teşekkür ederim, merhaba, günaydın, iyi günler, hoşça kal, lütfen, özür dilerim, rica ederim gibi ifadeleri sık sık kullanması gerektiğini, rahat olsun kullanması ona çok şey kazandıracağını söyleyelim arkadaşlar. Okul içi etkinliklerde görev almaya istekli olur. Böyle bir durumda eğer çekinmeden görev alabileceğini, tabii bunu sınıf öğretmeni olacak, siz de destekleyin yani. Çocuğunuz da aktif olsun. Ben katılmak istiyorum öğretmenim diyebilir. Oyunlara katılmaya ve oyun oynamaya istekli olması lazım. Gene bu öğretmenle alakalı, çocukları oyuna katıp oyuna istekli hale getirmesi gerekiyor. Okulla ilgili olumlu duygu ve düşünceleri geliştirir. Yani okula bakış açısı bir kere çok önemli arkadaşlar. Asla olumsuz, kötü düşünceler çocuklarınıza aşılamayın. Okul her zaman iyidir. Okul insana güzel şeyler öğretir, okul insana hayata hazırlar şeklinde olumlu duygu ve düşünceler aşılayın çocuklarınıza. Kullanacağı ders araç gereçlerini seçer. Tabii bu öğretmen söyleyecek şu araçlar kullanması gerektiği şeklinde. Evimizde hayat. Evet. Neymiş? Aile bireylerini tanıtır. Evet, bir çocuk evde kimlerle oturuyorsa, ya aile kavramını açıklayacak ama çocuk onu tam detay olarak bilmiyor. Yani evde kimle oturuyorsa aile odur ve onu tanıtır. Ve çocuğa kimle oturuyorsa tek tek onları tanıtması gerekiyor evde. Aile hayatının önemini kavrar. Ailenin önemli olduğunu, aileyi bir arada tutan değerlerin sevgi, saygı, bağlılık, şefkat, vefa olduğu, bir aile içi birlik ve dayanışmanın olduğu üzerinde durulur arkadaşlar. Özellikle bu sevgi ve saygı, çünkü artık günümüz şartlarında aile içinde sevgi ve saygılar azalıyor. Buna dikkat edelim lütfen. Herkesin ailesi bir değil. Sıkıntılı ailelerimiz olabilir ama gene çocuklarımızın yanında sevgiyi ve saygıyı onların gözü önünde aksatmadan devam ettirelim. Evinin yerini tarif eder. Yani bu öğretmenin sorduğunda veya arkadaşı sorduğunda evini tarif edebilirim. İşte benim evim şuradaki marketin köşesinden çıkıyorsun, caminin çaprazına düşüyor gibi işte evini tarif ettirebilirsiniz. Yani etmeyi öğrensin. Bu normalde de geçerli. Bunu evde tarif ettirin yani. Evde aile bireyleriyle iletişim kurarken nezaket kurallarına uyar. Gene bakın bu nezaket kuralları hep geçerli. Yani oradaki tabii bunu çocuk evde alışacak. Evde bir şey yaptığı zaman sen teşekkür ederim oğlum kızım veya rica ederim ne bileyim günaydın
Bunları söylerseniz çocuğun ağzı zaten bunlara yatar yani. Evdeki kaynakları verimli bir şekilde kullanır. Bu idareli kullanması, tasarruf yapması önemli. İşte elektrik, su ve kişisel temizlik malzemeleri. Arkadaşlar böyle işi bittiği zaman elektriği söndürmesi gerektiğini, suyu az açması gerektiğini, işini gördükten sonra suyu kapatması gerektiğini şeklinde evdeki kaynakları verimli şekilde kullanması gerektiğini de öğretmeniz gerekiyor. Gün içerisinde neler yapılabileceğini planlar. Bir gün içinde neler yapılabilir? İşte oyun oynanabilir, ders çalışılabilir, uyunur, beslenir, ailesi ve arkadaşlar birlikte vakit geçirebilir veya kitle iletişim araçlarıyla da zaman harcayabilir şeklinde. Gün içinde neler yapılabileceğini planlayın. Hatta plan yapabilirsin. İşte sabah kalkacaksın, biraz ders gibi. Bunun da bir planını yapabilirsiniz. İstek ve ihtiyaçlar arasındaki farkı ayırt eder. İstek ve ihtiyaç. Yani ihtiyaç, birinci ihtiyaç senin bu olmazsa olmaz ihtiyacından. Ama istek bu şeye bağlı. Olsa da olur, olmasa da olur gibi. İstek ve ihtiyaç arasındaki farkı ayırt ettirmeye çalışalım. Sağlıklı hayat. Kişisel bakımını düzenli olarak yapar. Arkadaşlar şu süreçte zaten temizlik önemli. Ne diyoruz? Maske, mesafe, temizlik diyoruz. Şu pandemi sürecinde koronavirüse karşı. Sizler de bu çok önemli. El temizliğimizi işte tuvaletlerden sonra, yemeklerden önce sonra el yüz temizlikleri, sabah kalktığımız zamanki yıkanma, gene dişlerimizi fırçalama, banyomuzu düzenli olarak banyo yapmak, işte saçları taralamak, gün tuvalet eğitimi ve günlük kıyafetler temiz olacak, işte çamaşırlarımız yıkanacak gibi bu kişisel bakımı düzenli olarak yapılmasını sağlayalım. Sağlığını korumak için alınması gereken önlemleri fark eder. Yani sağlığımız için nedir mesela şu anda günümüzde? Maske takmalıyız arkadaşlar. Bir kere bu maske takmanın önemini vurgulamanız lazım. Gene mevsimlere göre giyinmesi, kışın kalın, yazın ince, meyve sebze tüketmeden önce yıkaması gerektiğini, spor yaparsak sağlıklı oluruz gibi bunları çoğaltabiliriz arkadaşlar. Sağlığı için yararlı yiyecek ve içecekleri seçer. Bakın bu çok önemli. Sağlığımız için asitli gazlı içecekler, cips gibi yiyecekler değil arkadaşlar. Daha organik, daha doğal sebze, meyve türü, doğal meyve suyu gibi içecekler içilmesi gerektiğini vurgulayın arkadaşlar. Söyleyin yani. Gün içerisinde öğünlere uygun ve dengeli beslenir. Bu beslenme için belli bir şey koymanız lazım. İşte sabah kahvaltı şu saatte şunları yemeliyiz. Öğlen şu saatte şunu yiyeceğiz. Akşam şu saatte şunları yiyeceğiz gibi bir dengeli beslenme şeyini evde çizmeniz gerekiyor. Belirleyin. Yani çocuk diyelim ki öğlen 12'de yemek yiyecek ama saat 11'de cips aldı, gazlı bir şey içti, kesildi iştahı. Ne oldu? Öğlen yemeğini yemedi işte. Kaldı bakın, sekteye uğradı. Yani buna dikkat edin bence. Temizlik kurallarına dikkat ederek kendisi için yiyecek hazırlar. Yani kendine kesici alet, ocak, fırın kullanmadan hazırlayabileceği yiyecekler. Mesela kendi başına ne bileyim çıkarıp dolaptan yıkayıp meyvesini hazırlayabilir yemek için. Yıkar. Yine kendine göre böyle ekmeği keser, arasına tost yapmaya çalışabilir. Bunlar kendi yapabileceği yiyecekler. Yemek yerken görgü kurallarına uyar. Yine okulda yemeğini yerken veya evde yerken yemeğe dua ile başlama. Evet. Temiz bir şekilde üstüne dökmeden yeme, ayakta dolaşarak yemek yememe, ağzında lokma varken konuşmama, peçete kullanma gibi hususlar üzerinde durulur arkadaşlar. Bakın bunlar da önemli toplum olarak da. Ağzımızda bir şeyler varken konuşuyoruz böyle. Yine ayakta dolaşarak yiyoruz arkadaşlar. Oturarak yiyeceğiz yani. Bu şekilde dikkat edeceğiz. Kitle iletişim araçlarını kullanırken beden sağlığını korumaya özen gösterir. Evet, burada televizyon, telefon, bilgisayar kullanırken o masada oturuş şekillerimiz var ya, hep sırtımızı yaslayarak oturacağız, izleyeceğiz şeklinde. Buna dikkat etmeniz gerekiyor yani. Güvenli hayat. Okulda ve evde güvenlik kurallarına uyar. Bakın burası önemli. Merdivenden inip çıkarken, asansörü kullanırken, ıslak zeminlerde yürürken bunlara çok dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Hakikaten bakın buradaki maddeleri okuyalım. Ne demiş? Dolap şeref köşesi dikkatli kullanma, pencereden balkondan aşağı sarkmama, elektrik prizleri kablolar ve ateşle oynamama, suyu açık bırakmama, temizlik malzemelerini tanıma, dikkatli kullanma, gaz kaçağı gibi durumlarda neler yapılacağı ile ilgili konular üzerinde
durulur demiş arkadaşlar. Bunları diliniz döndüğü müddetçe güvenlik kurallarını çocuklarınıza söyleyin arkadaşlar. Okula geliş ve okuldan gidişlerde insanların trafikte davranışlarını gözlemler. Evet, okula geliş ve gidişlerde trafik kurallarına uyalım, uymayanları da uyaralım arkadaşlar. Bunları da dikkat edelim. Okula geliş ve gidişlerde trafik kurallarına uyması gerektiğini, işte karşıya geçerken yaya kaldırımı olan yerlere tercih edecek, olmayan yerlerde trafik ışıklarına dikkat etmesi gerekiyor. Yine trafik işaret levhalarının dur geçlere dikkat etmesi gerekiyor arkadaşlar. Yine çevresindeki kişilerle iletişim kurarken güvenlik kurallarını uygular. İnsanlarla iletişimde kişisel haklarını ihlal eden herhangi bir davet veya teklifle karşılaştığında etkili reddetme davranışını gösterme üzerine durur. Evet, bu yeni tanıştığı kişilerle yani tanışırken dikkat etmesi lazım. Acaba iyi niyetli mi, kötü niyetli mi diye bunları da çocuklarınızı bilgilendirin arkadaşlar. Acil durumlarda yardım almak için arayacağı kurumların telefon numaralarını bilir. İşte itfaiye 110, ambulans 112, polis imdat 155, jandarma 156, orman yangını 177 gibi numaraları öğretmeye çalışalım. Ama şöyle oldu artık. 112 tek numarada toplanıyor arkadaşlar. Tüm her şey için 112'yi aradığınız zaman acil numara olarak 112 öğretebilirsiniz. Teknolojik araç ve gereçleri güvenli bir şekilde kullanır. İşte buradaki bilgisayar, televizyon, cep telefonu, tablet, oyun konsolu gibi bunlar da dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle internet ortamında çok fazla yani rahatsız edebilecek durumlar karşınıza çıkabilir. Buna kontrol etmeniz gerekiyor. Çocuklarınızın internetlerini, teknoloji bağımlısı ve oyun bağımlısı olmaması için belli bir sınırlar ve kurallar, yasaklar koymalısınız arkadaşlar. Kendisi için güvenli ve güvensiz alanları ayırt eder. Ya bu her durumda mesela asansör ve merdiven boşluğu güvensiz. Balkonlar, binaların bodrum katları, inşaat alanları, su kanalları, çukurlar, su birikintileri, süs havuzları gibi buralara dikkat etmeleri gerekiyor arkadaşlar. Ülkemizde hayat. Yaşadığı yeri bilir. Öncelikle nerede yaşıyoruz orayı bileceksiniz. Önce aile büyüklerinden başlayacağız. Ve yaşadıkları yerin mahalle, köy, ilçe, il, bunları çoğu çocuğumuz bilmiyor arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim size, nerede oturuyorsun, nereden geliyorsun, çocuk duruyor. Bunu öğretin yani. Senin oturduğun mahalle, atıyorum işte Yörük Mahallesi. Neredesin sen? Salihli ilçesindesin. Neredesin? Manisa ilindesin gibi. Nerede olur? Türkiye'de. Bu ülkede, Türkiye'de yaşıyoruz gibi. Bunları öğretin arkadaşlar. Yakın çevresindeki tarihi, doğal ve turistik yerleri fark eder. Bulunduğunuz yerdeki imkanınız yoksa dahi araştırıp en azından çocuğunuza söyleyin yani. Bak oğlum kızım, bizim buranın işte Sart harabeleri tarihi yeridir. İşte ne bileyim, kurşunlu kaplıcaları var, doğal turistik yerleridir gibi bunları çocuğunuza söyleyin. Yani bulunduğu yerin özelliklerini de bilmeli arkadaşlar. Ülkemizin genel özelliklerini tanır. Bakın bu çok çok önemli. Yani buna çok ihtiyacımız var. Çocuklarımızın milli birlik, beraberlik, o dayanışmayla yetiştirmemiz lazım. O bilinçle büyütmemiz lazım arkadaşlar. Ülkemizin, Türkiye bayrağımızın Türk bayrağı, marşımızın İstiklal Marşı, başkentimizin Ankara olduğu, bayrağımızın şekli ay ve yıldız olduğu, bu kırmızı beyaz rengimiz, bunu belirtmeniz lazım. Yani bunu sürekli söyleyin arkadaşlar ki çocuklarımızın beyinlerine, kafalarına otursun ki ülkemize sahip çıksınlar arkadaşlar. Ülkemizde farklı kültürlerden insanlarla bir arada yaşadığını fark eder. Yani sonuçta ülkemizde her kültürden insanlar vardır. Bunlar da bir arada komşuluk ilişkilerine iyi geçinmemiz gerektiğinde bir yandan vurgulamamız gerekiyor arkadaşlar. Herkese saygı duyacağız. Herkesin yaşayışına, ne derler, diline, dinine, ırkına, her şeyine saygı duymamız gerekiyor arkadaşlar. Atatürk'ün hayatını biliyor. Evet, atamızın hayatını bir kere öğretmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani Atatürk'ün hayatını, bakın, doğum yerini, annem babasının adı, ölüm yeri ve anıt kabir üzerinde durulması lazım. Eğer imkanımız varsa
Çocuklarımızı Anıtkabir'e götürebiliriz. Yoksa okul gezilerinde Anıtkabir, Ankara gezilerine katılmalarını sağlayalım arkadaşlar. Milli gün, bayram, tören ve kutlanmalara katılmaya istekli olur. Evet, yani bu milli gün, bayram, tören kutlamalara istekli hale getirmemiz lazım. İnanın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan, 19 Mayıs, işte 15 Temmuz, 30 Ağustos. Yani bu törenleri yaparken çocuklar çoğu zaman, hocam bu törenlere gelecek miyiz, gelmeyecek miyiz? Yoklama alacak mısınız? Yoklama alacaksanız geleceğiz. Ya bakın, çocuktaki psikoloji, yoklama alınacaksa ben bu törene geleyim, alınmayacaksa gelmeyeceğim diyor. Ya bu anlayışla olamaz arkadaşlar. Yani evde aile olarak sizler kesinlikle, oğlum kızım 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bizim bayramımız, katılmalısın. Git törende bulun, tekrar gel. İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı bizim bayramımız. İşte 19 Mayıs bizim bayramımız. Yani bunlar bizim bayramımız deyip çocuklarınıza bayram bilinçlerini aşılamanız gerekiyor arkadaşlar. Dini gün ve bayram kutlamalarına istekle katılır. Gene zaten ülkemizde bir Ramazan bayramı, bir de Kurban bayramımız var. Dini bayramlarımız arkadaşlar. Bunlara da önemi vurgulanır. Gene bu bayramlarda hazırlıkların, bayramlaşmaların, kaynaşmaların, böyle büyüklerimize gidip gelmenin önemi vurgulanır. Bunları da çocuklarımıza anlatalım arkadaşlar. Doğada hayat. Şimdi yakın çevresinde bulunan hayvanları gözlemler. Tabii öncelikle yakın çevresinde, yani neler var? İşte balıkları görebilir, kuşlar, sürüngen böcekler, evcil hayvanlar. Bu hayvanları gözlemletip tanıtmaya çalışın. Hayvan sevgisini aşılayın arkadaşlar. Gene yakın çevresinde bulunan bitkileri gözlemler. Yine yakın çevresindeki bitkilerden işte ağaçlar, çiçekler, onların büyüme şekilleri, yaprakları nasıl döküyor, çiçekler nasıl açıyor, bunları gözlemletin ve bitki sevgisini aşılayın arkadaşlar. Yine yakın çevresinde bulunan hayvanları ve bitkileri korumaya özen gösterir. Yani burada hayvanları ve bitkileri korumamız gerektiğini üzerinde önemli durun arkadaşlar. Doğayı ve çevresini temiz tutma konusunda duyarlı olur. Bakın bu çok önemli yine konulardan birisi. Temizlik arkadaşlar. İnanın bulunduğumuz çevreyi temiz tutmuyoruz arkadaşlar. Ailede bunu kazandırmaya çalışalım. Çünkü okullarda öyle görüyoruz ki, yani çocuk kantinden bir şey alıyor, bahçeye atıyor çöpünü. Onu alıyor, batıyor. Yani bahçe çöplükten geçilmiyor. Yani inanın çok kötü bir durum. Çocuk ya da ne bileyim, alışmamış mı ya da görmemiş mi bilemiyoruz arkadaşlar, ama lütfen şunu söyleyin. Bazen kızıyoruz, yani sınıfta bile çekirdek gibi yere atıyor. Diyorum ki sen evde böyle çekirdeği halının ortasına, odanın ortasına atabiliyor musun? Hayır diyor. Canım burası da diyorum bir ev gibi düşünün. Yani çocuklarınıza okullarınızda dışarıda birer ev gibi olduğunu farz ettirin ve asla yediğiniz hangi çöp olursa olsun direkt bir çöp kovasına atması gerektiğini, çöp kovası yoksa elinde tutun, en yakın bir bulduğu çöpte atması gerektiğini, bu duyarlılığı lütfen çocuklarımıza verelim. Geri dönüşümü yapılabilecek maddeleri ayırt eder. İşte geri dönüşüm neler olabiliyor? Plastik, kağıt, pil, bitkisel yağ, cam, bunlar geri dönüşüm olabilir. Bunlar ayırt edilebilir. Yani bunları çocuklarımıza söyleyelim. Güneş, ay, dünya ve yıldızları gözlemler. Çocuğumuz baktığı zaman işte güneş bu şu zaman çıkıyor, şöyle özelliği şudur. Ay şu şekilde, dünyamız böyle, yıldızlar bunlar gibi. Bunları da çocuğumuza güneş, ay, dünya, yıldız kavramlarını gözletin. Beraber oturun akşam böyle gece ayı ve yıldızları izleyin arkadaşlar. Bak bu yıldız daha ışığı çok, bunun ışığı daha az. İşte bu yok şöyle böyle, yani çocuğunuza bu gözlemleri yaptırın arkadaşlar. Mevsimleri ve özelliklerini araştırır. Burada artık 4 mevsim var. Bu mevsimlerin özellikleri üzerinde vurgulayın, onları anlatın. Ama şu da var tabii. Şimdi sürekli iklimler de değişiyor arkadaşlar. Yazın kışı, kışın da yazı yaşıyoruz. Nerede o eski mevsimler diyoruz? O da yok, ama siz olsun, yine kışın kar yağar, yağmur yağar, işte yazın sıcak olur gibi, bunları gene özellikleriyle anlatın arkadaşlar. Mevsimlere göre doğada meydana gelen değişiklikler nelerdir? Evet, işte kışın ne bileyim böyle havalar soğuk olur, dondurucu soğuklar vardır. Yazın da terleriz, çok sıcak olur gibi. Meydana gelen doğa olayları neyse bunları da çocuklarınıza kavratmaya çalışın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sizlere birinci sınıf hayat bilgisi konularını detaylı bir şekilde örnekler vererek, yorumlayarak anlatmaya çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz YouTube kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar.
Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.